Bir de iktidarın göz bebeği Nebati Bakan var. Ya sağ olsun gideni aratmıyor. Ya neşemiz oldu adam. Böyle hani bir sabah kalkarsınız ya, kalkmak canınız istemez. Bugün ne söylemiş diye bakıyorum, enerji doluyorum. Eminim sizde de aynısı vardır. Böyle ışıl ışıl dolar işaretli gözleri. Muhteşem. Sayın Erdoğan'ın son dönemlerdeki tercihlerine bayılıyorum. Tam bir feraset örneği. Saray bürokrasisi saçmalama yarışına girer de ışıltılı gözler hiç geri kalır mı? O da kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri. Şimdi buradan Bilge Yılmaz'a soruyorum. Sonra bana bunu anlat. Ben şimdi normal tercüme edeceğim ama sonra gerçekten anlat. Yeni öğrendi o kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi neoliberal ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım dedi. İkinciyi okuyamam. Okumadan hiç söyleyemem. Bilge Başkan, ben bunu okumadan söyleyemem. Sen söyler misin? Söyleyebiliyormuş. Allah Allah. O zaman tercümesini istiyorum. Şimdi bitmedi, sonuna da ekledi. Bunu biraz kendim okuyabilir gibiyim. Psikoloji sevdiğim için. Günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmakta. Bu ne demek? Amerika'da bunlar var mı? Sizin okulda bunları öğretiyor musunuz arkadaş? Sen Harvard'da verdin mi Ümit Hoca bu dersleri? Allah Allah. Ya ne kadar ileride bak, ışıltılı bakan. Hepinize gitmiş. Şimdi iki arkadaşımızı trollüyorum. Devlet ciddiyeti için de buradakileri trollleyeceğim. Evet, gelin ben size şimdi tercüme edeyim. Siyasi tercümesini yapayım. Ekonomik tercümesini siz bana yaparsınız. Üstad diyor ki, siyaset tarihimize geçecek bu ibretlik cümleyle aslında diyor ki, biz bilgiden ve bilimden koptuk. Doğru mu bir olay Demir? Sen de biraz evvel onu dedin. Koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomi metotlarını da reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler değil, nörologlar ve davranışçılar değerlendirsin. Yalnız siyasetin psikoloji olmadan, öğrenilmeden olmayacağına inanan ve 1994'ten beri psikoloji çalışan bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim. Bu nörologlar biliyorsunuz kafa MR'ı çeker, yani sinir hastalıkları uzmanları. Ama buraya bir de psikiyatrist lazım. Ya psikiyatrist lazım. Davranış bilimciler hem psikiyatrist hem psikoloji alıyor ama ilaç yazanından lazım. Psikologlar ilaç yazamıyor. Psikiyatristler ilaç yazıyor. Muhterem kardeşim ya. Yahu niye bu kadar uğraşıyorsun sen? Çık mertçe de ki biz ekonomiyi böyle yürütüyoruz kardeşim. Çünkü Sayın Erdoğan böyle istiyor de. Çıkın biz bir şey bilmeyiz. Sayın Erdoğan'ın içine doğmuş. Enflasyon böyle düşecekmiş deyin. Çıkın Bay Kriz Hazretleri rüyasında görmüş. Ekonomi böyle düzelirmiş deyin. Allah'ın bildiğini niye kuldan saklamaya çalışıyorsunuz? Dürüstçe çıkın, gerçeği söyleyin. Saçma sapan açıklamalarınızla da çıkıp
çilekeş milletimizi daha fazla yormayın. Kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Ayıptır be, ayıptır. Milletimiz enflasyonun, hayat pahalılığının, geçim darlığının yükünden nefes dahi alamazken, Sayın Erdoğan buram buram cehalet kokan bir rahatlıkla gününü gün etmeye devam ediyor. Çünkü Bay Kriz'e göre Türkiye'de aslında her şey yolunda. Biliyorsunuz ona göre insanımız şükretmeyi, sabretmeyi bilmiyor. Diyor ki asıl yokluk Amerika'daymış. Avrupa'da fukaralık diz boyuymuş. Market rafları boşmuş. Amerikalılar, Almanlar açlıktan kırılıyormuş. Vah vah. Güler misin, ağlar mısın? Almanya'da ortalama ücret bizim paramızla 75 bin lira. Yani bir Alman vatandaşı ayda ortalama 75 bin lira maaş alıyor. Yani Sayın Erdoğan aslında diyor ki ayda 5500 liraya çalışan Türk vatandaşlarının keyfi yerinde. Ama ayda 75 bin lira kazanan Alman vatandaşı zor durumda. Hatırlıyor musunuz? Rahmetli Münir Özkul neşeli günlerde şener şener ne diyordu? Var mı bilen? Ha? Evet, ufakat Ziya. Ufakat Sayın Erdoğan. Ufakat. Bizzat kendi eserin olan yoksulluğu yalanlarla örtemezsin. Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alan abartılı müjdelerinle günü kurtaramazsın. Boş vaatlerle milletin derdini çözemezsin. Hakikat güneşini hamaset balçığıyla sıvayamazsın. Hiç boşuna uğraşma. Aziz milletim, AK Parti iktidarı ülkemizi yönetemiyor. Bu gerçek artık gün gibi ortada. İşte o nedenle onlar kendileri çalıp kendileri söyledikleri yalanlara inanırken biz utanıyoruz. Onlar saçma sapan açıklamalarla gündem değiştirmeye çalışırken biz utanıyoruz. Onlar abuk sabuk tavsiyelerle milletimizi oyalamaya çalışırken biz utanıyoruz. Hani başkası adına utanırsınız ya, işte öyle utanıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar unutmuş olsalar da eskiden bu devletin bir ciddiyeti vardı. Bu devletin bir aklı, sağduyusu ve itibarı vardı. Ancak bugün ne yazık ki sağduyunun yerini kibirin, aklın yerini keyfiyetin, itibarın yerini hoyratlığın, ciddiyetin yerini ise şaklabanlığın aldığı bir garip yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Nitekim Bay Kriz'in tutum ve davranışlarından feyz alan bu anlayışın izleri hemen her gün bir başka saray mensubunun yaptığı açıklamalarda zuhur ediyor. Mesela bu ülkede atanamayan öğretmen diye bir gerçek olduğu için utanması gereken Milli Eğitim Bakanı, bırakın utanmayı, bir de üstüne çıkıp şuursuzca mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar dedi. Mesela yaz partileriyle meşhur Turizm Bakanı çıkıp kışın fiyatların düşük olduğunu, bu yüzden kışın gezmemizi tavsiye etti. Yani bu fevkalade parlak arkadaş yaz tatiline kışın çıkmamızı önerdi. Mesela kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin diyerek akıl dolu önerilerde bulunan Enerji Bakanı son olarak Aklınla Verimli Yaşa isimli bir tasarruf kitapçığı yayınladı. Bu kitapçığa göre duş alırken banyoya kum saati koyacakmışız. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açık bırakıp ortamı ısıtacakmışız. Saçlarımızı da kurutma makinesiyle değil, havlu ile kurulayacakmışız. Şu üstün akla, şu olağanüstü ferasete bakar mısınız? Ve bu kişi Enerji Bakanı, Enerji Bakanı. Bu arkadaşa fikir vermek gibi olmasın ama önümüzdeki kış güncellenmesini beklediğimiz kitapçığın yeni baskısında çorba içerek ısınmamızı ve ayda bir yıkanmamızı tavsiye ederlerse şaşırmayın.
İşin asıl ibretlik olan tarafı da ne biliyor musunuz? Tüm bunları yaparken onlar, yani bize bunları yapın diye talimat verirlerken onlar sarayda günlük 10 milyon lira harcayacaklar. Zevki sefa içinde günlerini gün edecekler. Torpilli maaşlarla, ballı ihalelerle servetlerini büyütmeye devam edecekler. Buradan saraydaki tavsiye meraklısı ahkam severlere seslenmek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Kendinizi de hiç boşuna yormayın. Milletimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. Sizin aklınıza da, üstün fikirlerinize de hiç mi hiç ihtiyacı yok. O sandık geldiğinde milletimiz tasarrufun şahını yapacak. O gün geldiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek. Gereksiz yanan ampul sönecek. Ya tasarruf yapacağız. Gereksiz yanan ampul sönecek. Memleketimizin kaynakları hepimize yetecek. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.